Gün TV'den herkese merhabalar. Biletix'le İzmir Etkinlik Haritası'na hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Biletix'in sponsorluğunda tiyatrodan filmlere, konserlerden performans sanatlarına kadar pek çok etkinliği derledik. İzmir'de bu hafta neler olup bittiğini öğrenmek ve haftanızı dolu dolu geçirmek için doğru yerdesiniz. Hazırsanız Temmuz'un ilk haftasında hangi etkinlikler İzmir'de yer alacak? Gelin birlikte inceleyelim. Etkinliğimiz bir tiyatro oyunu. Bu oyundaki karakter aslında karanlık bir komediyi anlatıyor. Çünkü çapkın bir aşk arsızı, kanseri atlatmış eski bir kaleci ve komplo teorilerine saplanmış bir sosyopat olarak tanımlanıyor. Bu üç kaybeden karakter bir araya denk geliyor. Yani hayat onları bir araya getiriyor ve ortaya yaşanmamış aşkların, unutulan yaraların ve kaybedilen hayatların trajikomik bir anlatımı çıkıyor. Hayatın zorluklarını ve içsel çatışmalarını gözler önüne seren bu oyunda kadınları, zaferleri, kayıpları ve daha fazlasını bulacaksınız. Bu oyun 3 Temmuz ve 4 Temmuz tarihleri arasında yani 2 gün boyunca saat 21'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Sizler de bu oyuna bilet almak isterseniz Gazete Yeni Gün web sitemizdeki İzmir Etkinlik Haritası kategorisinden bu bölümün altındaki açıklamalardan detaylara ulaşabilirsiniz. Yine sizlere şahane bir tiyatrodan bahsedeceğim. Muhtemelen ben bu oyuna bir bilet alacağım. Steven Zweig okumayı sever misiniz bilmiyorum ama ben kendisini üniversite yıllarındayken çok okuyordum. Özellikle birazcık böyle yolum uzun oluyordu benim okula giderken ama böyle kısa hikayeler, romanlar yolculuk esnasında çok iyi gidiyordu. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu da o yolculukta okuduğum kitaplardan biriydi. Hatta Steven Zweig'ın okuduğum ilk kitabı olabilir. İşte bu kitap Sude Naz Demirci'nin muhteşem performansıyla sahnede hayat buluyor. Bu etkileyici roman tutkulu ve saplantılı bir aşkın derinliklerine iniyor ve unutulmaz bir hikayeyi anlatırken aynı zamanda sanatçının sahnedeki güçlü yorumunu ve duygusal derinliğini izlemiş olacaksınız. Siz de o aşkın karmaşıklığını, insan ruhunun derinliklerini ve bir kadının aslında yüreğinden sevdiği zaman o hissettiği duyguları sahnede görmek istiyorsanız bu oyuna şans verebilirsiniz. Güzel bir kitaptı. Ben böyle tekrardan bir kitabı okuyup üstüne bu tiyatroyu izlemeye gitmeyi düşünüyorum. Belki siz de öyle yapmak istersiniz. 7 Temmuz 2024 tarihinde saat 18'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde oyun sahnelenecek. Yavaştan konserlere geçebiliriz. Pop müziğin sevilen ismi Simge, enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla Alaçatı'da unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Müzik dolu bu özel akşamı kaçırmamanızı ve Simge'nin büyüleyici performansına tanık olmanızı öneriyoruz. 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 23'te Jolly Joker Private Alaçatı'da Simge konserine başlayacak. Sıradaki konser beni çok heyecanlandırdı çünkü ben Nazan Öncel'i dinlemeyi çok seven birisiyim. Bu hafta da İzmir'e Nazan Öncel geliyor. Türk müziğinin efsanevi ismi, unutulmaz eserleri ve güçlü sahne performansıyla izleyicilere gerçekten büyüleyici bir müzik ziyafeti sunacak. Siz de hayatınızda güzel bir anı bırakmak istiyorsanız ve Nazan Öncel'in o içinize işleyen şarkılarını onun ağzından canlı canlı dinlemek istiyorsanız bence bu konseri kaçırmamalısınız. Yine 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.15'te Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda bu konser gerçekleşecek. İyi gelmez mi hiç deniz havası? Bir göz oda bulur, sokarız başımızı. Hadi yine. Böyleydi sanıyorum sözleri.
Tabii ki Sıla'dan bahsediyorum. Aslında bu şarkı bence tam da o konserin ambiyansına uygun olduğu için aklıma bu şarkı sözü geldi. Sıla bu hafta Çeşme'ye geliyor. Siz de onun en sevilen şarkılarını seslendireceği bu özel gecede unutulmaz bir performansa şahitlik edebilirsiniz. Çeşme'nin o şahane ambiyansında müzik dolu bir geceye yaşamaya hazırsanız 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.15'te Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda Sıla'nın konserine katılabilirsiniz. Uzun zamandır İzmir etkinlik haritasında yer vermediğimiz bir etkinliğe geldi. Bu etkinlik gerçekten bu arada yeri de farklı bu sefer. Böyle size ufak sürprizler yapmak istedim. Hayda. Şakamatik biriyim. Neyse. Bu hafta yeniden Sinematek'te Mükemmel Günler filmi yer alıyor. Hirayama, her biri adeta teknolojik bir sanat eseri gibi görünen umumi tuvaletleri temizleyen birisi. Öyle ki çok titizliğe adamış birisi kendini ve bunu gururla yerine getiriyor. Onun için tekrarladığı bu eylemler adeta bir sanat formuna dönüşüyor ve çevresiyle uyumlu bir gelenek haline geliyor. Fakat beklenmedik karşılaşmalar izleyicileri karakterimizin geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Müzik kasetleri, ağaçlardan süzülen gün ışığı ve kitaplar gibi günlük hayatın küçük mucizeleriyle varoluşun güzelliklerini keşfeden Hirayama sakin bir mutluluk arayışına yöneliyor. İşte bu film yaşamın sıradan güzelliklerine bir yolculuk yaparak izleyicilere anın tadını çıkarma şansı ve aynı zamanda böyle birazcık da düşünme şansı sunuyor diyebiliriz. Siz de 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 21'de Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde bu filmi izleyebilirsiniz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi Biletix'te sizler için İzmir'de öne çıkan etkinlikleri seçmeye çalıştık. Umuyorum beğenmişsinizdir. Şimdiden hepinize şahane bir Temmuz ayı diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.